mendil ya. Lazım olur. Gerçi arka cebimde varmış ya. Şey, yüzde hibeli, hibe desteği %75 hibe desteği ve girdi maliyetleri. İyi akşamlar değerli Vizyoneli 8 izleyicileri. Bir Tarım Saati programından yine birlikteyiz. Bugün konuğum ziraat mühendisi Sayın Ebu Bekir Küçük. Sayın Küçük hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür. Herkese bereketli günler diliyorum. İnşallah bereketli olur. İnşallah. Sayın Küçük tabi gündem yoğun biliyorsunuz. İşte birkaç başlık altında aslında konuşmak istiyor. Çünkü tarıma girdiğimiz zaman biliyorsunuz derya. Ama yakın zamanda mesela yeni gelen bakanımız %75 hibeli. İşte ayçiçeği, nohut buna benzer. Ürünlerde kısa vadede %75'e yakın tohum desteği vermek adına bir şey çıkardılar. Ancak tabii ki sahada bunu ne kadar gerçekleştirebileceğiz, ne olacak bunu dilerseniz. Şimdi siz de bir çiftçi olarak, ben de bu işlerin içerisinde birisi olarak şunu söyleyeyim. Sivas'taki veya tüm Türkiye geneli çiftçilerimiz şeyden dolayı, özellikle ektikleri, kullandıkları araziyi üzerlerinde gösteremediklerinden dolayı, evet, icada çok arazi olduğundan dolayı mecburen kotadan ÇKS'de gösteremediklerinden dolayı ellerinde bulunan mevcut arazilerin hiçbir tanesini NADAS olarak göstermiyorlar. Evet. Yani bu NADAS olayı %1 çiftçi Sivas geneli için söylersek belki bu %1 değil binde bir gibi gerçek ÇKS beyanları doğru oluyor. Evet. Ve NADAS'a NADAS yazmış oluyor ki kotasından dolayı iki gün sonra arpasını, buğdayını satarken diğer kendi tasarrufunda olan fakat başka ekmeyen, yani çiftçi olarak şey yapmayan, sadece arazisini kiraya veren kişiler gösterdiği için mecburen kendi arazilerinin hepsini ekili gösteriyor. Evet. Sistem öyle bir sistem ki bu ekili gösterdiği için de iki gün sonra boş arazilere bu destek veriliyor. Yani 2022 sezonunda burayı NADAS olarak göstermiş. Fakat bu olay çıkmış. Çıktıktan sonra ben %75 tohum hibe desteğinden faydalanacağım deyip müracaat değişikliği yapabilir. Müracaat edecek çiftçi sayısı binde birin altında. Evet. Binde birin altında. Bu çok boş bir destek oldu. Öyle söyleyelim. Tabii bakan da yeni icraatlarını yapacak ama bakanın değişme zamanı filan. Yani bu tarım bakanımız keşke bu hükümet dönemindeki ilk tarım bakanı olsaydı. 5 yıldır tarım politikalarını belirleyen bir meslektaşımız olurdu. Bir hocamız olmuş olurdu. O zaman bunlar konuşmamıza bile gerek kalmazdı. Çünkü tarım bu sene ekersiniz. İşte Ekim ayı ne zamandır? Eylül ayında başlarsınız. Hasat dönemine kadar olan sezonu, ama hasat döneminin ortasında kim gelirse gelsin herhangi bir katkı sunacağı pek beklenemez. Evet, yani o zaman şöyle diyoruz. Bu zamansız, plansız bir... Evet, bir iş. Yani işte Ukrayna Rusya Savaşı'nın... Desinlere der gibi oldu. Evet. Desinlere der gibi oldu. Aslında şu var. Ülkemizde bütün sistemleri işte medeni kanunu falan ülkeden almışız. Eğitim sistemini falan ülkeye benzetiyoruz. Sürekli her şey değişiyor.
Ama bizim ülkemiz tarım ülkesi. Bu topraklar var olduğu süreden beri yani ilk Anadolu'ya ayak basan Türkler işte değişik devletler kurmuşlar, değişik isimler altı. Ama hepsi tarım ve hayvancılıkla iştigal ederek bugünümüze gelmişiz. Biz de tarım ve hayvancılık konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekirken, buna çok iyi, bu sisteme çok iyi sahip çıkmamız gerekirken, bozuk olan sistemin üzerine sürekli yükler getiriyoruz. Evet. Yani bu şuna benziyor. Siz bir inşaat yapıyorsunuz, temel çok çürük. Üste kat çıkmaya çalışıyorsunuz. Hem çıktığınız kat dengede durmuyor, yıkılıyor. Hem de siz temelden bozuk olduğu için yıkılmaya başlıyor. Sistemde eğer Türkiye'deki tarım sistemini bilimsel çalışmalara göre tekrardan şekil vererek yapmaya başlamamız lazım. Ha bu oy kaybıydı, şöyle olur, böyle olur tasasına düşmeden geleceğe yönelik işler yapmamız lazım artık. Evet. Yani biz günü kurtarmaktan ziyade sistemin temel mihenk taşlarını değiştirerek, tamam mı, güzel bir tarım sistemi temeli oluşturmamız lazım. Ondan sonra bu oluşturduğumuz temelin üzerine siz ne kadar ağır yükler getirirseniz getirin, temel sağlam olduğu için bu yüklerin hepsini karşılayacaktır. Herkes kazanacaktır bu temeli değişen sistemde. Yani bu nedir? Siz temeli sağlam yaptığınızda işte sisteme yeni bir proje geldi, yeni bir yük geldi. O yükü yanlış da olsa telafi edebilecek pozisyonlu olacaksınız. Ama sistem en baştan yanlış, temel en baştan bozuk. Siz burada ne yaparsanız yapın, hangi desteği verirseniz verin. Yani Nisan ayında ben bu desteği vermeye başladım. Nisan ayında... Yani peki hocam şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Sayın Küçük, yani niye bu zaman beklenildi? İşte bir şeyler ters gitmeye başlandığı artık... Öyle bir ya bıçak kemiğe dayandı diyor ya, bıçak kemiğe dayandıktan sonra anlıyoruz. Ama ilk başta bu mevcut sistemde işte işin uzmanı, liyakat sahibi kişileri işin başına getirmiş olsak, işleri bunlarla planlamış olsak, oy kaygımız olmasa, sadece geleceğe yönelik işler yapsak, geçmişte falan varmış, geçmişte yağ kuyruğu varmış, şu anda da var. Evet. Yani bu çözüm değil. Yani çözüm bu eleştirerek pozitif olarak düşünüp yani. Tamam mı? Geleceğe yönelik neler yapmamız gerektiğini oturup şapkamızı önümüze koyup yanlışımız var, doğrumuz şunlar, şunu şöyle yapmamız veya sistemi baştan yapacak, baştan yazacak tamamen bilimsel işte hocalarımızla üniversitelerde çok değerli hocalarımız var. Ülke tarımına yön vermeye gücü yetebilecek, işte fikirleriyle bizleri 100 sene ileriye götürebilecek. Ama ülkedeki şey şu, biz fikirlere bakmıyoruz. Fikrin kimden çıktığına bakıyoruz. Senin fikrin çok önemli, çok ileri. Mesela diyeyim ki işte Murat Bey'in öyle bir projesi var ki, Murat Bey'in bu projesini uygularsak Sivas bu konuda 100 yıl ileri gidebilir. Evet. Bir de Ahmet diye bir şahsın bir projesi var. Bu projeyi de uygularsak, bağımsız gözle bakıyorum, Sivas'ı 50 sene geriye götürür bu proje. Evet. Ama burada biz projeleri baz almıyoruz. Bu projeyi Murat mı, Ahmet mi yapıyor? Hangisi bizdense onun projesi ön plana çıkıyor, uygulanıyor, zararı. Bir örnek verelim mi hocam? Hem de birlikte en azından götürmüş olalım. Şimdi biliyorsunuz Sivas şeker pancarında... Dört bölgeye pancar ihraç eden, şeker pancarı ihraç eden bir şeyiz. Dört fabrikaya ürün gönderiyor. Dört bölge diyelim ürün gönderiyor. Şimdi baktığımızda mesela kapanan, verimsiz olan şeker fabrikaları var. Evet. Ya buna da karşıyım. Yani şu da yanlış bakın. Yani işte şeker fabrikaları özelleşti. Tamam, bununla ilgili karşıyım ama bir de popülist olarak yapılan mesela... yine hadi isim vermeyeyim ama şimdi 3000 günlük 3000 ton işleme kapasite olan bir yer ta Konya Ilgın'dan işte oraya şeker pancarı getirilmeye çalışılıyor. Kapasitesine bakıyorsunuz, ekim sahasına bakıyorsunuz. Sonra Sivas'ın karasal iklimi bu iş için
3-4 tane il içerisinden biri de Sivas. Yani işte Konya'dır, Kayseri'dir, baktığımızda Yozgat'tır, Sivas'ta bunlar içerisinde bir tanedir. Öbür gibi mesela zamanında mesela en büyük hatalardan biri söylüyorum. Hani dediniz ya projeyi geri götür. İşte Sivas'ı parçalandı, işte Malatya'dır, işte Yozgat'a veriyor. Bir taraftan Kayseri. Erzincan'a, bir taraftan Kayseri'ye veriyor. Ne olur? Popülizm adına oralara fabrika yapıyorsunuz. Şimdi atıl duran fabrikaları var. Yani en güzel örneğe kısacası katkı olsun diye söyleyeyim. Sivas yaşanmıştır yani. Yani bunda en başta o fabrikaları kurduktan sonrasında hepsi kurulum kuruluş aşamasında hep kar güdülerek yapılan yerler. Ama onların içerisine liyakat sahibi işçiler değil de sadece partizanca işçi evet. alımlarından, şişirilmelerinden dolayı evet. oralar zamanla zarar etmeye başlamış. Evet. Ama biz bunu düzeltmek yerine özelleştirmek farklı bir olay. Evet. İyileştirmek farklı bir olay. Eğer devlet tekelinde iyileştirilmiş olsaydı gelecekte yani şu zamanki sıkıntılarımızı yaşamamış olacaktı. Evet. Çünkü gönül kârda geziyor. İki gün sonra şahsın elinde olan, şahıs firmalarının elinde olan yerler her türlü şeye açık. Yani istismara açık. 5 yıl sonra ne olacağını bilemiyoruz. Dış güçler oyun oynuyor diyebiliyoruz yani. Evet. Bu dış güçler bu adamlara müdahale ederek sen üretme, işi yavaşlat, dışarıdan satın alsınlar noktasına da gelinebilir. Evet. Burada birçok kişi ekmek yiyor. Onlar da engellenebilir ama bu devlet kontrolünde olmuş olsa sadece oraya iyi mühendisler, kalifiye işçiler, kalifiye personel iş planlamasıyla bunlar özelleştirme bedellerinden çok çok üstünde karla devlete geri kazanılabilir ve mal bizim elimizde olurdu. Üretim bizim kontrolümüzde olurdu ama şimdi üretimi kontrol edebiliyoruz. Ne de kaliteyi veya devlete olan katkısını hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Yani evet. tamamen bizim kontrolümüzden çıktı. İki gün sonra ben burayı zarar edip kapatıyorum dese buna bile gücümüz yok. Evet. Yani niye kapatıyorsun? Diyemiyoruz. Yani diyemezsin. Evet. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in malı alınmış. Evet. Şimdi yani. Hocam buraya devam edeceğiz de şunu diyorum. Yani o zaman biz %75 hibeli tohumdan fazlaca yararlanamayacağız. Ya yararlanamayacağız gibi. Derken şimdi şu var. Siz ÇKS beyanında bulundunuz. 2022 ÇKS'nizi verdiniz çiftçi evet, olarak. Evet. Nadas arazine dedin ki ben buğday ektim. Ekili olmasa da evet. desteğinden, kotasından faydalanmak için. Veya arpa ektim, işte yulaf ektim gibi veya yem bitkisi ektim gibi. Gidip siz bu ÇKS beyanınızda bulundunuz. Altına da dediniz ki bu yukarıda yazmış olduğum bilgiler bana aittir. Herhangi bir yasal sorumluluk da size ait olmuş oluyor. Evet. İki gün sonra geri diyeceksiniz ki ya ben o gün size yalan söyledim. Yani sehven yazılmayacağı aşikar çünkü evet. niye? İnsan kendi ektiği, kendi sürdüğü, ona göre tohumunu aldığı, ona göre gübresini aldığı yerin evet. kayıtlarını da ona göre vermiş olması lazım. Bir şekilde verecek. Yani ben burayı sehven yanlışlıkla yazdım deme gibi bir lüksünün olmaması gerekiyor. Evet. Nadas arazilerimiz var mı bizim realde? Var. Ama kağıt üzerinde bunlar nadas mı? Değil. İşte mülkiyetten kaynaklı ya da işte eken. Amenna. Ekenin hepsine yani, ulaşamadı. İşte icar aldığı tarlaları ekenlerin ekmediği halde gösterenler var. Yani bu gerçek. Yani, bunu defalarca gerçek, söyledik. Şunu da kontrol edilmiyor. Yani her şey bir bilgisayar düğmesinin tuşuna basmak kadar yakın. Mesela siz arazi kiralıyorsunuz. Arazi sahibi diyor ki ben bunun ÇKS kayıtlarını kendim veririm. Desteğini ben alırım. Sizden de şu kadar icar alırım. Hı. Kira alırım diyor. O çiftçi eğer sahte fatura yani sahte fatura beyanında bulunmuyorsa fatura beyanında bulunamıyor. Çünkü niye? Ürün size ait. Evet. Çıkan ürün. Siz de mecbur kalıp Nadas arazilerinizi siz de ekili gösteriyorsunuz ki evet. ürünümü satıp müstahsil yani ürün primin
prim desteğinden faydalanayım diye. Şimdi bir tuş kadar uzakta. Bir insan 10 sene mazot gübre desteği almış ama her ne hikmetse 1 kilo bile buğday satmamış, arpa satmamış veya ürün satmamış, müstahsilini vermemiş. Ozan Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani biz bunu yani hiçbir insan Çin'in stokladığı gibi, Çin'in stokladığı gibi belki 10 yılı stoklanmışlardır. Yani ürünleri uzaktan görmüş olabilir. 100 dekar arazide ki çok düşük bir rakam dediğim rakam 200 kilo hiç almasa ürün aldığını kabul edelim. 100 dönümde 20 ton. 20 ton ürün elde eder. Bir 10 aile, senede olsa 200 ton eder. Bir aile senede de bunu tükettiğini farz edelim. 20 tonun kaç tonunu bir aile bu bulgur olarak işletti, bulgur olarak, un olarak kendi evinde tüketebilir? İmkanı var mı? Mantık dışı. Ha, şimdi bu ürünler ne oldu? Veya sen bu kadar bizden destek aldın, bunun karşılığı ne diye soran bir sistem de yok. Ya sahada mühendis yok ki. Ya sahada mühendis yok derken... Yani şu anlamda söylüyorum ben tabii bunu arkadaşlarımız için sistem böyle. Şimdi sahada mühendis yok derken en son tarım danışmanlığı sisteminde sene 2015 yılında yaklaşık 42 bin lira tarım danışmanı senelik devletten para alıyordu 60 çiftçi 70 çiftçi karşılığında. Sene 2022, 7 sene geçmiş. 7 sene sonra bu rakam 52 bin liraya çıkmış. O zamanki 42 bin lira devlette çalışan bir mühendisin aldığı paraya işte denk veya yakındı. Şu anda 52 bin liranın %18 KDV'si, %20 gelir vergisini düştüğünüz vakit bir de sigorta da kendisi yatırıyor. Evet. Primini de yatırdığı vakit 1000 lira 1500 lira bir para kalıyor tarım danışmanına ve diyor ki tarım danışmanı tarımla iştikal eden herhangi bir işte çalışamaz diyor. Şimdi biz ziraat mühendisi tarımla iştikal dışı hangi işte çalışabilir? Mutlaka onun eğitimini aldığı için tarımla iştikal eden işte ürün satabilir. Bir şey eder ama tutup da başka bir işle yapamaz dediğim vakit 1000 liraya 1500 liraya kim evini geçindirip işe gidebilecek onu da varın siz görün. Yani bugünkü tarım danışmanlarının almış alacağı ücret tarımda çalışan devlet memurları 12 bin liraya yakın mühendisler 12-12-1500-13 bin lira falan maaş alıyorlar. Bunların sigortası ve... vergi dışı yani eline net kalan para bu. Senede 150 bin lira ediyor. Biz bir tarım danışmanına en az 150 bin lira eline net kalabilecek şekilde para vermeliyiz ki piyasadaki mühendis arkadaşlarımız sürekli sahada olsun devlette gidip de işte masa başında oturuyoruz diyoruz ama ne iş yaptıklarını cidden ben de bazen düşünüyorum. Yani sistemden kaynaklı arkadaşlarıma bir şey tabii, demiyorum. Tabii. Yani sistemden yani kaynaklı. Herkes evini geçindirmek zorunda. Evet. Tamam herkes mesleğine aşık olarak hayata atılıyor. Ben mühendis olacağım ki ben kızımı da bu sene birinci sınıfta Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne gönderdim. Hayırlı olsun en azından. Ben bu mesleği sevmesem. Genç nesillerin gelmesi lazım. Yani geleceğimizin mesleği. Evet. Ben öyle diyorum yani bundan belki şimdi yavaş yavaş başladı bu. Ülke topraklarında diğer ülkelerin gözünün olmasının en büyük sebebi ülkemizin çok verimli tarım arazilerinin olması. Fakat bunlar doğru düzgün işleyemediğimizden kaynaklı. 10 sene, 15, 20 sene sonra görülecek ki bizim ciddi anlamda tarımla işte sahada çalışacak mühendise ihtiyacımız var. Çiftçiye ön ayak olabilecek mühendise ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın... Sayın Küçük böyle giderseniz 10-15 seneye bırakın sahada çiftçi kalacak mı? Yani sahada çiftçiden yani bu şartlar altında yani... Okulda öğrenci kalmadı. Bu sene Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümüne iki öğrenci tercih etti. Evet. Birisi asil, ikincisi de ek kontenjanla. Gelmiş. Normalde benim okuduğum yıllarda bu bölümlerde girmek çok zordu. Hatta hocalarımın zamanında
kıymetli bir hocamız var, hem de hemşerimiz, adaşım Ebu Bekir Hoca. Tıp fakültesine denk bir puanla Ziraat Fakültesine yerleşmiş. Evet. Ama şimdi bakıyoruz, sahadan mühendisler uzaklaştırıldıkça, bunlara iş potansiyeli, yani gelecekte iş vaadi olmadığını gören çocuklar tamamen uzaklaşıyor. Evet. Mühendis bilimi siz tarımdan çektiğiniz vakit şu andaki mevcutun %50'sinin de altında ürünler almaya başlayacaksınız. Evet. Bilinçsiz tarımla. Artı dünyanın en değerli varlığı olan toprak milyonlarca yılda oluşuyor. Üst 50 santimlik tabakası. Biz bunu dünyanın en cahil kesiminin eline veriyoruz, kullanın diye. Yani bu şuna benziyor. 12 yaşındaki çocuğa bir Ferrari alıp vermeye benziyor. Al bu aracı, sen kullan. O Ferrari kaç işte sene dayanırsa bizim tarım arazilerimizde o kadar sene sonra mahvolacak demektir. O yetmediği gibi bir de tarım arazilerimizi betonlaştırıyoruz. Yani hadi o kısmı anladım. Tarım dışı bırakma. Yani işte bizim Kızları Makavzası'nın durumu ortada. Yani numune hastanesinin. Bakalım etrafı. Bu nereye gidecek? Yani üniversite hastanesinin, mesela eski üniversite hastanesinin yerine bakıyorsunuz. Yani 500 metre ileri yapılsa daha hem kayalık olurdu, hem de altında sürekli onun su, yani o kadar bir şimdi, hani geçmiş hükümetler mevcutları dahil olmak üzere. Şunu geçtim, en önemli şey nüfusumuz artıyor. Üretimimiz düşüyor. Üretimimiz değil, tarım arazilerimiz eksildiği gibi tarımsal birim alandaki verimlerimiz de düşüyor. Evet. Normalde bizim öyle politikalar yapmamız lazım ki birim alandaki verimi maksimum seviyeye çıkartmamız lazım. Yani bizlerin ilk önce işte bir şeyler icat edip dünyaya satacağımıza adam gibi buğdayımızı üretelim, dışarıdan bir şeyler almamaya çalışalım. Peki hocam, o zaman şöyle diyelim. Şimdi sonuçta hani konuşuyoruz tabii ki dilimiz döndüğünce. Sonuçta siz ziraat mühendisiniz, ben su ürünleri mühendisiyim. O aynı kökenden geliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki bu dediklerimizi bir şekilde işte devletimiz, gelecek kim olursa fark etmez sonuçta, kulak verdi. Nereden başlayacağız? Yani bu işe nereden başlamalısınız? Çünkü toprakçısınız. Temelden, yani iş... Yani mesela ben şimdi diyorum, çok uzatmadan, hani vatandaşımızı da yormayalım. İşimi, ama hani böyle işin temeline inilmesi lazım. İlk adım ne olmalı? Birinci adım, tamam mı? Verimi etkileyen birinci faktör nemdir. Evet, su. Evet. Biz sürüm zamanımızdan tutun, gübreleme zamanına, hangi gübreyi hangi zamanda atacağımıza kadar. Yani ben bir kilogram veya bir dekar yere bile gübreleme yapacak olsam analizi olmadan gübresini attırmam, toprağını işlettirmem, zamanında işleyecek, üretimi planlayacak, bunların hepsi bir sistematik olarak en baştan düzene binecek. Kendin sistemini oluşturursun, benim size hazırlamış olduğum sistem bu dersin, buna sisteme uyana şu kadar destek vereceğim. Artı desteği ürüne verirsin. Evet. Yani biz tarlaya destek veriyoruz, boş toprağa destek veriyoruz. Eğer sen desteği ürüne verirsen, evet, bu sefer ne olacak? Arazisini sadece ÇKS üzerinde gösteren destek almayacak, yetiştiren destek alacak. Evet. O ne kadar ürün satarsa... İşte o üründe de beyanda da sıkıntı var hocam. Beyanda yani bu, sıkıntı varsa onu da, nasıl aşacağız? Onu yani da şöyle. Mesela ülkede her şey artık bir sistematiğe binmiş. Evet. Bir bilgisayar sistemi, banka hesaplarından tutun, aklınıza ne gelirse her şeyi görebiliyorsunuz. Siz çiftçi olarak ürününüzü nereye satarsınız? İşte ofislere, buğday toplayan yerlere, tüccara. Bu tüccar bunu ne yapacak? Ya un fabrikasına ya bulgur fabrikasına bir yerlere satacak. Evet. Bunun da bir çıkışı var. Mutlaka. Toptancıya kadar. Toptancı en son markete, yani her şey şu anda takip edilebilir oldu. Mutlaka işte bu ülkede, şeyi arada çıkarmamız ülkede, lazım. Hayali var ya. Hayali çıkartmak için işte şu anda eczacılıkta nasıl bir aspirinin
hangi tarihte hangi banttan çıktığını karekodla takip edebiliyorsa, evet, biz de elimize aldığımız bir kilo buğdayın hangi tarladan takip edilebilir olduğunu görebiliriz aslında. Sistemi fazla şey değil yani, sağlık sektörüne şey yaptır. Aynı şekilde doktora gidersiniz, ben hastayım dersiniz. Doktor sizi iki şeye yönlendirir. Bir, röntgene yönlendirir, tahlillere yönlendirir. Tahlil, evet, sonucuna göre yorumlar. Ona göre bir tedavi. Ona göre mi? Bir tedavi uygular. Mesela en yanlış bir şey. İç Anadolu bölgemizde tamam mı? Bölgesel haritalar yapılmıştır. İşte pH, kireç, bu devletin verilerinde de vardır. Evet. Kireç oranlarını görürler. Yani bunu çok uzağa gitmeye de gerek yok. Toprak haritası çıkarılması gerekmez mi hocam? Yani zaten haritalandırılmış verilerle bile çalışmış olsa mesela en çok kullanılan bu senelerde ucuzluğundan mı diyelim veya satılmıyor, bizde mi satılıyor öyle mi diyelim. Kalsiyum amonyum nitrat can gübresi. Can 26'lık evet, gübre. Bunun dolgu maddesi %74'üne yakını kireç. Evet. Zaten topraklarımız kireçli, verim düşüklüğüne sebep oluyor. Evet. Karadeniz bölgesinde satılması gereken %26 can gübreyi üst gübre olarak işte şekerde şeker diyorum, çayda şeyde. Oraya özgü ürünlerde. Tabii mısırda oran topraklarının ihtiyacı var kirece. Çünkü niye, sürekli yağış var, sürekli topraklar yıkanıyor. Kireç de bir yerde bitki besin elementidir, tamam mı? Tabii ki. Oradaki toprağın ona ihtiyacı var. Oraya göre üretilmiş üst gübresini biz kireçli toprağımızın üstüne, zaten biz bunu rehabilite etmeye çalışıyoruz, pH'i düşürmeye çalışıyoruz. Kükürt kullanın dediğimiz halde bir sene adam hem parasıyla kükürt alıyor, üstüne dönüyor, bir daha toprağı zerlemek için %26'lık kalsiyum amonyum nitrat kullanıyor. İşte bunun tamamen önüne geçeceğin işte laboratuvar analizini yapacak işin uzmanı bitki besleme, toprak bölümü mezunu, mühendis arkadaşlar, işin uzmanları ellerindeki programlarla topraktaki mevcut bitki besleme elementlerine göre reçetesini yani yazacak. Yani çiftçiye bırakmayacak hocam. Bak ben onu sana söylüyorum. Tamamen yani. Çiftçinin inisiyatif dışında. Devlet olacak. Özel sektöre şimdi, bilebilir. Kendisi yapabilir şimdi bunu ama yapmaya bu analizi kendisi yapması lazım. Bunu yapmaya çalıştılar. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Bir, çiftçi toprağı parselinden getirmedi. İki, tarım bilgi sistemi diye dışarıdan herhangi birisinden bir program satın aldılar. Almış oldukları programın bir sürü eksiği vardı. O normalde sadece analiz verilerinin işlenmesi gereken bir programdı. Bu düzgün kullanılmadı, düzgün anlatılmadı. Çıkan raporlar öyle bir şey ki 2015 yılında zorunlu analiz varken sana öyle bir şey diyor ki 2015'teki ürünü ne zaman ekiyorsun? Normalde 2014 yılının Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında en geç. En geç. Yani aralığa da kalmıyor mevsim çok güzel giderse. Siz de analizi ne zaman yaptırdınız bu vatandaşa? 2015 yılının bak, ürünü ekmiş, taban gübresini atmış, üst gübresini yani atmış. Evi yapmış sonra ruhsat verilmiş. Ya, bırak yapmadan evi, önce ruhsat verilmiş. Ya hepsini yapmış, bütün işlemleri yapmış kafasına göre. En son Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayında bir sene sonra yani ürünü de biçmiş. Hasadı da yapmış. Analiz yapıp destek verildi. Yani bizim hedefi belirlememiz lazım. Bu hedef doğrultusunda desteklerimizi ona göre planlamamız lazım. Öyle şeyler yapmamız lazım ki çiftçi traktör kredisi kullanırken bile danışmanın imzasıyla olması lazım. Atacağı ot ilacını danışmanın seçmesi lazım. Atacağı zamanı danışmanın seçmesi lazım ki bilimsel, yani biz şöyle, gelişmenin en büyük düşmanı alışkanlıktır. Ben bunu her programda da söylemişimdir. Bizler ne zaman alışkanlıklarımızdan vazgeçersek, evet, ve çiftçiyi de alışkanlıklarından vazgeçirip bilimsel, bilime dayalı bir üretime geçersek o zaman kazanmaya başlarız. Bizde bu şeyler iyilikle olmuyor.
Yani ne kadar söylersen söyle, ne kadar anlatırsan anlat. Demek ki artık silah zoruyla mı diyorlar buna, zoraki mi diyorlar ya da sistem dışı bırakacaksın, desteklerden muaf edeceksin. Benim sistemime uyana destek veririm, uymayana hiçbir şey vermem deyip destek dışı bırakırsak olur ancak. Yani zoraki olması lazım bir yerde. Nasıl bir esnafın muhasebecisi varsa ve bunlarda da sınır sayı yok. Yani bir muhasebeci 100 tane esnafa bakar, 100 tane defter tutar. 100 tane defterin dışındaki defterleri değildi. Daha önce de böyle bir sınırlama vardı tarım danışmanlarında. Diyordu ki bir tarım danışmanı 60 tane şu çiftçiye bakar, 100 tane buna bakar. Tarım danışmanına da yüklerseniz eğer işte biz parsel kontrollerine gittiğimiz vakit parselinde nadas olup da buğday yazılıysa %50 sorumluluğu tarım danışmanına verirsiniz. Veya gidersiniz parsellerde arpa yazılıdır. Buğday çıkar. Yem bitkisi çıkar. Daha yüksek destek almış. Bunların hepsinde veya öyle bir program yaparsınız ki işte tarım danışmanı programı yapar. Kredi çekecektir çiftçi, borçlanacaktır. Bu borca bile ortak edersiniz. Eğer yani biz nasıl muhasebeciden gidip son 3 yıla işte bir kredi kullanacağımız vakit son bilanço alıyorsak bunun da sebebi şu. Diyor ki sen 3 yıldır ne kazanıyorsun? Ne kazanabilirsin? Ortalamasına bakıyor, banka ona göre veriyor. Ama bizim kredi sistemimiz bile yanlış. ÇKS'ni getir, tapu kayıtlarını getir. Kaç dekar arazi varlığın varsa ona göre destek veriliyor. Mesela bu sene tıkanacak maliyetler çok arttı. Evet. İşte gübre çok arttı, mazot afaki arttı. Ama sizlerin kredi limitleriniz, tarım kredi kooperatiflerinde olsun, ziraat bankalarında olsun, bu limitleriniz hemen hemen geçen sene hele borcunu ödeyememişse, yapılandırma yapmışsa tamamen tıkandı. Bu sefer gidip hiç gübre de alamayacak, mazot da alamayacak. Mevcut belki sonbaharda ektiği şu anda ilaçlama zamanı geldi. İşte üst gübreleme zamanı geldi. Bunları da yapamayacak çiftçi. Zaten alt gübreyi atamayan yani çok çiftçimiz var. Yani alt gübreden dolayı çok büyük bir verim kaybımız olacağı gibi. Hocam asıl nedir yani şimdi mesela alt gübreyi atamadı vatandaş. Dedi ki ben hani yanlış bir alışkanlık da hani ben onların diline söylüyorum. Ya altı atamadım ama üstü atarım. Üstü şimdi... Yani senaryo bu. Yani bu sefer şimdi şöyle geldiği bak, noktayı da biliyoruz. Örneğin bizim bölgemiz için konuşuyorum ben. Arpa, buğday. Allah öyle bir onlara genetik vermiş ki buğday toprağa düştüğü vakit etrafına bakıyor. Ben burada nem oranına bakıyor. Bitki besin elementlerine bakıyor. Diyor ki ben burada ne yerim, ne içerim, bu yediğim bu besinlerle ne kadar boyum uzar, başağımda kaç sıra olur, kaç tane olur, toprağa düştüğü gün kendisini planlıyor. Yani ayağını yorganına göre uzatıyor. Aynen öyle. Biz hatta Trakya bölgesinde sırf bunlara uyularak yapılan mibzerlerde gübre gözü yok. Evet. Sadece tohum gözü var. Yani diyor ki siz gübrenizi önceden tohum yatağına bırakın. Zenginleştirin ortamı. Ondan sonra tohum düştüğü vakit bitki besin elementlerini görsün. Kendi programını ona göre yapsın. Şimdi bu şuna benziyor. Siz işte ıssız bir adaya düştünüz veya cebinizdeki paranız bitti. Dolabınızı açtınız, baktınız veya bir eve girdiniz. Buradaki gıdayla ben kaç gün yaşarıma bakıyor. Bunun evet. gibi. Biz taban gübresini yanlış atıldı, eksik atıldı veya hiç atılmadı. Burada zaten her sene bunun hesabını yapmak şu. Biz diyoruz ki fosfor önemli olan fosfor ihtiyacını karşılayabilmek. Bizim topraklarımızda fosfor sıfır. Bir arpanın, buğdayın kuru şartlarda 9 kilo saf fosfora ihtiyacı vardır. Ve bu fosfor ekimden önce
toprağa atılmalıdır. Yani kök gelişiminin olması için, tam ideal bir verim safhasına gelmesi için. 9 kilo saf fosfor. Bunun 1 kilosu eksik atıldığında %5 veya %10 verim düşüklüğü oluyor. Ona göre bir grafik çiziyorlar. Biz zaten bunu yanlış attık veya atamadık. Hiç atılmadı. Evet. Burada maksimum seviyesi %40'lara yakın zaten. Evet. %40-%50'lere yakın fosfor eksikliğinden dolayı verim düşüklüğü. Geri döndük. Sonradan telafi edilebilir bir durum değil. Evet. Yani o bir defa %30-%40 gitti. Eğer hiç atmadıysak gitti. Hiç atmadıysa gitti. Diyorum. Eğer biz bunu yanlış kullandıysak ona göre orantılayacağız veya grafikteki yerine koyacağız. Kilograma göre kendimizi ayarlayacağız. Evet, yani bizim yani %100'ümüz bizim Sivas bölgesinde 600 kilodur diyemeyiz. Veya bizim %100'ümüz 300 kilodur da diyemeyiz. Her yerin, her bölgenin toprağı, suyu, tabii, sulaması. Yani %100'ünü bilmemiz lazım ki yüzde kaçını söyleyelim size. Tabii. Ama büyük bir oranda verim kaybımız olacak. Geri döndük üst gübrelemede. Şimdi ot ilacıyla birlikte ot ilacının etkileri var. Bizim bölgemizde en çok kullanılan ot ilacı ester türevi. Evet. Ya da Granstar. Yani. Granstar'ın yine etkilediği, yani ot ilacı ürünü etkilemiyor ama esterin ürün öldürme, yani yabancı ot öldürme şekli itibariyle bitkiyi çok sarsıyor. Çünkü ester bitkiyi çatlatarak öldürüyor. Şöyle düştüğü vakit bitkide geliştirme hormonu devreye giriyor. Bitki topraktaki bitki besin elementi ve suyu çekiyor, alarak ölüyor. Bu böyle olduğu için diğer bizim asıl ana bitkimizi topraktaki bitki besin elementlerini hızlı bir şekilde aldığı için bizim bitkimiz de geriliyor. Ta ki ne zamana kadar? O bitki öldü. Öldükten sonra ilk yağışlar ve üst gübrelememizi yapana kadar bitkimiz işte sararıyor. Geriledi derler. 15-20 gün geriledi derler ot ilacından sonra. Sebebi bu. Biz bu gerilemeyi veya bu etkiyi azaltmak için kullandığımız işte %2, %5, %10 her neyse sıvılaştırılmış veya katı şekilden sıvı hale getirilmiş yaprak gübreleriyle biz sadece bu ilacın etkilerini ortadan kaldırırız. Ama biz diyemeyiz ki biz bu bitkinin üst gübrelemesini yaptık, azot ihtiyacını karşıladık. Kesinlikle denmez. Yani birbirine kıstas bile olamaz. Değil. Yani ama bir yan, küçük pansuman tedbir diyelim biz ona. Aynen, aynen. Yani siz o bitkiyi öldürürken yemiş olduğu darbelerin etkisini azaltmak için atılan sıvı gübreler veya bitki besin elementlerini direkt gübredir. Bunu üst gübre olarak kullanalım diye asla düşünmeyin. Kesinlikle çok yanılırlar. Müthiş bir verim düşüklüğü de olur ve kalite kaybı da neden olur. Gelir, evet. Yani işte bu tür haller için kuraklık sigortası dediğimiz sadece yağışlara bağlı değil. Verim, düşük verim sigortasıdır aslında. Tarsim mutlaka çiftçilerimiz her sene yaptırsın. Bu konuyu da oraya da bağlayalım. Büyük bir sıkıntı yaşandı. Şimdi ben o konu hakkında eksper arkadaşlarımızın görev, işleyiş, hangi gridler geldi. Bunun hakkında görmediğimiz için suizanda bulunmam normal değil yani. Yani ben toplumda böyle bir travmatik şey oluştu. İşte neyin yüzde kaçı? Şimdi şu var. Bizlerin hepsi kağıt verilerine göre işlem yapıldığı için çiftçi daha önce de orada birim alanda 300 kilo verim alıyordu. Ama kağıt üstünde ortalamaya vurulduğu vakit o bölgenin verim değeri, eşik değeri 200 kiloya düşüyordu. Evet. Alana vurulduğu vakit. Şimdi eşik değerleriniz kağıt üzerinde 200 kilo kilogram olduğu yerde gelip de eksper arkadaşımız burada 180-200 kilo verim buluyor. Ama sen diyorsun ki tamam, kağıt üzerinde eşik değerimiz bizim 300 kilogram ama 200 kilogram ama normalde ben 300 kilo verim alıyordum. %50 benim zararım var burada çiftçi diyor. Ama kağıt üzerinde iş öyle olmuyor. Yani senin sonuçta kağıt üzerinde beyanına göre o bölgede 200 kilo ortalama. Sen her ne kadar 300 kilo alsan da mecburen
Bu hani ekili olmayan arazileri gösteriyorsunuz. Evet. Bunların üzerinden faturalar kesildiği için sizin eşik değeriniz 200 kilograma düşüyor. Ama şöyle bir şeyler de oldu. Mesela siz hiç orada 300 kilogram eşik değeri olup da... Ben şöyle izah edeyim de, yani vatandaşımızın en fazla mağdur olduğu şeyi de dile getirmek istedim. Mesela Ulaş'ın bir köyünde normalde 260 kilo değeri olan bir yer, aynı kuraklık döneminde 290 kilo verim almış. Oradan. Şimdi oradaki şu şekilde, siz o 260 kilogram belirlerken neye göre belirlediniz? Ötekisi 300 kilogram belirlerken neye göre belirledi? Burada bir problem şimdi, var. Şimdi %100'ünü bilmediğimiz bir şeyde o dönemde geçen sene devlet de %50, %40 işte %50 olan yere 50 lira destek verdi. Evet. %40 olan yere 40 lira destek verdi. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Kime inanacağız? Şimdi demek %100'ü neydi ki? Devlet bunu şey yaparken ilçe tarımlardaki çalışan arkadaşlarımız bunun %100'ünü nasıl buldular? İşte ben de %50 şimdi, verim kaybı neydi? Şimdi ben de diyorum ki burada iki çelişik bir durum var. Yani biri doğruysa biri yanlış. Ya işte yani diyorum ya çok başlıktan kaynaklı. Ne kadar bir tarım ilçe müdürlükleri böyle buldu. Birisi popülist yaklaşım, birisi reel. Şimdi işte yani bunu nasıl eksper arkadaşlarımızı şöyle söyleyeyim. Tamamen bağımsız eksperler bunlar. Yani işte herkes Tarsim'i bir çatı altında biliyor. Ama tamam ben size bir şey söyleyeyim. Öbekli. Eksperleri de şimdi Tarsim çalışanı aldığımız... olarak görüyor. Öyle değil halbuki. Eksperlerin hepsi hazine müsteşarlığına bağlı, özel eğitimden geçmiş, tamamen bağımsız. Sadece görev gelir, gider hiçbir etki altında kalmadan. Ne çiftçinin etkisinde kalır, ama ne devletin. Ama sahada mesela gördük. Benim mesela 350-360 kilo aldığım yerde 180 kilo mesela ürün aldık. Ama 360 kiloyu siz ne zaman aldınız? Aynı sene yani mi aldınız? 3 aşağı 5 periyot olarak olabiliyoruz. Yani 300 kilo kabul edin. Yani şunu demek İşte istiyorum. O 300 kiloyu siz kağıt üzerinde gösterebildiniz mi net 300 kilo olarak? Şunu söylemek istiyorum. TÜİK verileri baz alınıyor yani. Bakın tam şuraya gelmek istiyorum. Şimdi hani dediniz ya devletteki popülist davranıyor da emin olun ki tam bizim kaybımızı yakaladı Tarım İlçe Müdürlükleri. Ya işte 360 kiloyu neye göre verdi? Ben bunu şey yapıyorum. Senin 180 kilo aldın bu sene. Ama bizler reel değerlere göre bize de diyorlar ki. Bize dediğim veya Tarsim'e şunu söylüyorlar. TÜİK verilerine göre diyorlar ki bu bölgede yapılan ortalamada geçen seneki çalışmalarda sizin satmış olduğunuz ürünleri diyor ki bu köy diyor. İşte 100 ton buğday satmıştır. Evet. Bu sattığı 100 ton buğdayı 50 dekar alandan elde etmiştir veya 500 dekar alandan elde etmiştir diyor. Sen de diyorsun ki ben 500 dekar alanda normalde 150 ton aldım. Evet. Ama ben normalde 500 dekar alanı kağıt üstünde gösteremedim. 300 dekar gösterdim. Bunu da buna böldüğüm vakit böyle bir rakam çıktı. Benim geçen seneki kağıt üstündeki rakamım 200 kiloydu diyorsun. Şimdi o ayrı bir şey. Ama aynı şey. Bakın, bak aynı şey. Ama aynı tarladan bahsediyorum. Mesela verim tamam. aldığımızda. Tamam da bak. Tarım Murat Bey. Tarım müdürlüğünün. O tarlanın verimine göre gelmiyor arkadaşımız. Ben kabul ediyorum. Dedim ki sahada böyle bir şey var. Sahada bak, da şu var. Diyorum ki bak. Yani verimi gerçekten tarım ilçe müdürlüğü. Köy eşik değeri önemli. Bak. Köyün eşik değeri geçen seneki senin köyünün verimi dekarda 200 kiloymuş. Kağıt üstünde bu gözüküyor. Evet. Sen bu sene de 200 kilo almışsın. Sen diyorsun ki 300 kilo almam gerekiyor. Niye ben her sene 300 kilo alıyorum bu tarlada. Evet. Ama sen bu tarladaki aldığını sadece bu tarlanın müstahsili diye vermiyorsun. Ama bakın şöyle bir şey. Bizim mesela daha evvelki yıllarda... Ya bak aynı yere geliyoruz Murat Bey. Şeyden... Mesela sertukalı buğday ekmişizdir, arpa ekmişizdir. Bizim buraların değerleri belli. Mesela bak kendimden örnek Murat veriyorum. Bey bak ne diyorum? Mesela, sen köyün geneli olarak bakacaksın. Evet. Tamam mı? Sen kendin değil. Orada bireysel ÇKS'ye göre verim verilmiyor. Bu neyden kaynaklı? Ben bizler eğer dürüst olursak evet. Ektiğimiz yerin... Mesela Ulaş için diyorum. Ulaş için
orada değerleri biliyorum. Şimdi ulaşın, ulaşın 1 milyon atıyorum 500 bin dekar toplam alanı var diyelim. Bunun 150 bin dekar alanı Nadas. Evet. 350 bin dekar alanı ekili. Ekili. Bu dönüp duruyor işte münavebe sisteminde normalde. Ama siz 350 bin dekardan aldığınız verimi, aldığınız verimi 500 bin dekara yaydığınız vakit senin eşik verimin düşüyor. Evet, benim anlıyorum onu. Dediğim şey şu. Sizin köyün hepsi şu kadar alan, bu kadar alanda, bu kadar alanda almış olduğun, bu kadar alanda almış olduğun ürünü şu ekili olmayan alanı diyelim şöyle. Olanda kattığın zaman otomatik ortalama. Burayı ekmedin sen. Ama sen buradaki aldığın ürünü ben komplesine yani yaydığın vakit 300 dönümden 350 dönüm aldın, 500 dönüme böldüğünüz zaman ister istemez ortalama. Senin verimin 200 kiloya düşüyor. Biz de ertesi sene geliyoruz diyoruz ki bir sene önceki yapılan çalışmalarda senin köyünün eşik verimi 200 kilogram Murat Bey. Evet. Bu sene de ölçtük. Senin eşik verimin 195 kilo, %10 muafiyeti var ya, evet, veya 200 kilo, 205 kilo. Şimdi bu adam geçen seneye göre senin ortalamanı buluyor. Ama evet, sen de diyorsun ki ya yok ben 300 kilo alıyordum normalde bu tarladan. Tamam, evet, sen o tarladan 300 kilo alıyorsun aslında. İnsanlar dürüst olmuş olsa hiçbir sıkıntı ortada olmayacak. Şimdi, yani bizim eşik verimimiz ne olacak? Ben herkes, sanıyorum da bakın. Köyün eşik 350 verimi, kilo civarı mesela tamam, şey yazılmış. Tamam, kağıt üstünde de 350 kilo olsaydı bir sene evet, öncesinde evet, ben de bunu evet, diyorum. Eğer biz dürüst davranıp arpa da yazmış, buğday da mesela 350 yakın. Şimdi sertifikalı ektiğinize göre değişiyor tabii. Şurayı katmadık, burası 350 kilo. Biz evet, kağıt üstünde de 350 verdik. Senin köyünün 2021 yılı verimi 350 kilo tamam. Evet. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Burada en sıkıntı fikiriz, yok. En fikiriz orada. Ertesi sene geldik. Kuraklık var. Senin köyünün verimi 200 kiloya düşmüş. Evet. Eksper de ölçmüş 200 kilo. Demiş ki %35 verim kaybı var burada. Evet. Bunu vermediyse hani onu söyleyeceksin. Şimdi geçen sene eksper arkadaşımız ne vermiş sizin köye? 200 kilo vermiş. İşte bizim orada eşik verim de 200 kilo. 200 kilo değil. Bizde yüksek olduğu için ona anlatmaya çalışıyorum. Tamam da kağıt üstünde 200 kilo ama onun suçu yok. Şimdi ben savunduğum Ahmet'i Mehmet'i savunduğum evet, değil. Evet. Bak burada realist davranalım, tamam mı? Çiftçi geçmiş zamanda aç gözlüğü yapıp da 3 kuruş fazla prim destek almak çabasında olduğu için bu senede böylesi bir afette veya bu seneki gibi %75 tohum desteğinde, tamam mı, faydalanmasını beklemek abesli iştigal oluyor zaten. O ayrı bir sıkıntı zaten. Ya, şimdi diyorum bu ya, bugüne gelmiş, son dakikaya gelmiş. Bir de şu olması lazım. İnsanlar, ben daha önceki programlarda da şunu söyledim. Çiftçi şunu yapacak arkadaş. Ben bileceğim. Ben tarıma yatırım yapıyorsam bunu mazot gübre satanı da bilecek. Tohum satanı da bilecek. İlaç satanı da bilecek. Çiftçi de. Çiftçi ben bir alanda kaç birim masraf ediyorum bugün bilecek ve ben bu masrafın karşılığında ürünü kaç liraya satacağım bunu bilecek. Tarım ekonomisini bunu en başta lazım, söylenmesi lazım ama akşam yatıyorsun. Peki, farklı bir dünya, sabah kalkıyorsun. Peki, şimdi biz mesela şöyle düşün, biz nasıl hesap edeceğiz? Bunların hepsini programı ne zaman yapılması Ekim lazım? Ekim ayında 7 liraya aldığımız mazot. Tamam. 25 lirayı gördü. İşte ben diyorum kat ya. Bunda şimdi ben bir şey soruyorum. Bir de güncelden bunu gidelim. Güncelden gidelim. Şimdi ben soruyorum. Veya senin ürününü garanti verecek şu anda. 3 katı fiyata alacağım diyecek. İşte ben de, dillerin arttı. Ben de diyorum ki şimdi beklenildi. Yani beklenildi. Çiftçi de baktı ki pancara mesela, hı, değinelim yakın zamanda. Pancar işte Ekim olacak. İşte tam bir ay sonra bugün ayın 21'i. Ekim başlayacak. Yani 13'ün, 15'inde, 18'inde de başlayan var ama ortalama yani 23 Nisan, 21 Nisan şeklinde ekildi bizim bu bölgemizde. Yani çünkü Ebru 5'i dediğimiz soğukları atlatması açısından. Şimdi diyoruz ki vatandaş güzden bu maliyetleri gördü. Bu yani gübreyi şimdi gördü. Diyorum ki burada siz de hani bu işin içinde olduğunuz ekspertiziniz de var. Diyorum ki bugün itibariyle bizim bir dönüm buğdaydaki maliyetimiz ne? Bugünün fiyatları. Bugünün fiyatları. Bugünün fiyatlarıyla hazırlanmadım inanın. Tamam mı? Yaklaşık 10 litre mazot. Bunun ilk evet,
birinci sürüm, ikinci sürüm, ekim. Yani 250 bin, 250 TL mazot diyelim. Yani şöyle bir hesap yapalım sizinle. 10 litre mazottan 250 TL diyelim. Hayır, 10 litre mazot yakarsak yani 25'e tamam. De bırakın 22'ye düşelim. Yok, 250 lira uygun bir rakam yani. Evet, yani hani diğer, mazot gideri için 250 TL mazot diyelim. Her şeyin değişiyor. Ortalama aldık. Yani nereye geleceği belli değil. Gübrenin fiyatı değişiyor, ilacın fiyatı değişiyor. Şimdi şunu sorayım o zaman. Dönüme geldim. Mesela dönüme atacağımız kilogram da üst gübre, alt gübreleme. Ortalama şu andaki maliyetlerle 800 lirayı geçiyor tahmin ediyorum. Ben yani yakın zamanda geçmişte yani, hesap ettim 750 TL'ydi. Yani içinde emeğimiz yok, traktörün şeyi yani yok. Yani amortisman yok. Sadece girdi maliyeti olarak yani. Kapitülasyon faiz oranı hesaplanır bunlarda, o yok. Şimdi öyle bir şey ki ülkedeki, şöyle söyleyeyim size. Geçmiş zamanda 2016 yılının 15 Mayıs'ında sadece mühendis kadrosu olarak toprak analiz laboratuvarlarında çalışan ve danışmanlık sisteminde çalışan ayın 15'inde yattı akşam, işi vardı adamın. Ertesi gün kaygısı yoktu, yani danışmanlık yapıyordu, ona göre kendini programlamış, ona göre hayatını idame ettiriyordu. 16 Mayıs'ta kalktı ki laboratuvarların destek kaldırılmış, işsizler, danışmanlık desteği kaldırılmış, birçok tarım danışmanı işsiz kalmış, tamam. Akşamdan sabaha ülkede her şey değişiyor. Ama bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyorum zaten. Evet. Siz çiftçi olarak da akşam yattım mazot 25 lira, sabah kalktım 30 lira. Yani sabah gidiyorsun, akşam dönerken? Sabahleyin, akşamleyin çıkartıyor, diyor ki 9200 liraya Tarım Kredi Kooperatiflerinde üst gübre alabilirsiniz. Ürenin 13-14'e geldi değil mi? Yanlış ürenin ton fiyatı 9200 lira diyor. Herkes diyor ki alırız, bir şekilde buluruz. Hani ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyor. Normalde geçen senenin bile 3 katı rakamlar da bunlar. Evet. Ama 13-14 liradan dönüp de 9200 liraya, o diyor çok ucuz diyor. Alacak. Cebine bakıyor, yine parası da yok. Yani bu yeni zam modeli mi? Önce yukarı çıkart, sonra yani, biraz aşağıya getir. 13-14 liraya çıkartıyor tonunu. Evet. 3 geri liradan aşağı, ama yok satıyor. Yani bu şuna benziyor. Panik ben hali var. Şu anda bugün işte piyasalarda altının gram fiyatı nedir? 920 lira. Yani tam olarak bilmiyorum da sabahleyin öyle bir gözüme çarptı. Ben altın satacağım yarına 700 liradan gramı, ama yok. Olsaydı satacaktım. Yine yok. 9200 liradan alınabilecek gübreyi satamadılar. Çok az satıldı. 2 kamyon, 3 kamyon getirip sadece piyasaya biz bunu yaptık demek için olan şeyler. Şu anda soralım Tarım Kredi Kooperatiflerine. Açalım bölge müdürlüğüne. Elinizde zaten veya kredi hangi limitleri de yetmeyecek bu şekilde. Yetmeyecek. Yani. Ya, diyorum ya, bunların en başta güncellenmesi lazım. 2021'de kredi limiti 100 bin liraysa bu sene mutlaka kredi limitinin her çiftçi için 100 bin lira olana söyleyeyim, 350-400 bin lira olsun ki bu tarımı yapabilir, sürdürülebilir. Ortalama satış 40 bin lira biliyor musunuz genelde? Yani baktığımızda mesela Tarım Kredi Kooperatifinde 40 bin lira. Yani hasat zamanı 3 ton gübre alamıyorsunuz. Hasat zamanı da cidden bu popülist yaklaşımlarla, bu girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak doğru düzgün buğday alım fiyatları açıklasınlar. Yurt dışından ürün almasınlar. Tam o dönem bütün ithalat başlıyor. Evet, ithalatı başlatıyorlar. Çiftçi mecbur satacak, borcunu ödeyecek. Çiftçi borçlu çünkü. Mazot almış borçlu, gübre almış borçlu. Yani şu anda şahsa borçlu olmasa bile %3, %4 aylık ödediği faizlerle tarifine borçlu. Yeni bir sistem geliştirmişler. Özel bankalara borçlu, Ziraat Bankası'na borçlu. Çiftçi cidden çok zor durumda. Yani çok zor durumda. Ülkenin geleceği şu anda işte bu yağ kuyrukları diyoruz. Evet. Dışarıdan 2 tane gemi gelecek diye onun gözünü gözlüyoruz. Gelecek mi ülkede? Yağ yani, gemisi gelecek mi diye. Et balık kurumunda işte sıraları, sıraları görüyoruz. Özbelsan'ın ekmek kuyrukları. Ekmek büfelerinde 1 lira ucuz almak için ekmeği bir sürü sıra görüyoruz.
Gel, bu hızla giderse, tarıma da bu şekilde bakılırsa seneye ekmek 10 lira. Yani bu savaşında nereye gideceği belli. Etin kilosu 250-300 lira o zaman. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ebu Bekir Bey, şimdi kasapta 90-110 lira olan, yani ortalamasını söylüyorum, et 56 lira, et ve süt kurumunda olmasının, yani biz nasıl izah edeceğiz? Yani bunun bir matematiksel açıklaması var mı? Şimdi bölümümde değil. İşte yok yok, şöyle söyleyeyim, vatandaş popülist gözüyle soruyorum. Diyorum ki, şimdi mesela biri 110 liraya satar, sen şey, 100 sınır, liraya satabilirsin. Sınır ne? Sürekli mi? Her gittiğinde 55 liraya bulabiliyor musun? İşte burada sadece şey oluyor. Ben bugün getirdim bir tane hayvanı. Evet. Tamam mı? Bu 55 liradan bunu satıyor. Yani iki katı fark olabilir mi? Ben vatandaş yani gözüyle soruyorum. Diyorum her ki, zaman bulunacak böyle olsa sıkıntı yok. Ama her zaman ama da değil. Ama ben de diyorum ki, Ebu Bekir Bey, burada bir şey var. Yani buradaki şey şu. Şimdi diyorum kimseye ki. Kimseye kara atmaya da kara gerek yok. Kara değil, değil. Bakın. Politikada bir yanlışlık var. Onu anlatmaya ben çalışıyorum. Ben zaten diyorum ya, sistem ben en kara başından değil. Ben oradaki ete ya da şey demiyorum bakın. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın. Tarladan sofraya gelene kadar aynı ürün, aynı et. Birinde 110 liraysa, birinde 56 liraysa burada bir sorun var demektir. İki katı. Değil mi? Ortalama. Ben de diyorum ki bakın. Ya devletimiz yine bizim cebimizden orayı sübvanse ediyor. Yani ettiği yerde üretilen, kesilen hayvanın sayısına göre de değişiyor bu yani. İşte ne kadar edebilecek? Diyorum ki sürdürülebilir mi? Ben değil de demek istedim. Yani bunu nereye kadar benim bir cebimden alıyorsun, et balığa veriyorsun. Bir cebimden, hayır biz de diyoruz ki bunu böyle yapmak yerine, şu düğmeyi yanlış iliklemek yerine, ya dünyada olduğu gibi işte, Türkiye'de de tarımı, işte, yani üretimi destekleyin. Bu üçüncü sıradan gömlek iliklemeye benzemiyor. Diyorum ya, işin temeline inmen lazım. Temeli sağlam yaparsan o bina çökmez. Evet, sorunumuz üstte o zaten. Ne kadar yüklersek yükleyelim, bir şekilde taşıyacaktır o yükleri. Evet. Tamam mı? Veya telafisi yanlış yerde, onu doğrultabilirsin. Ama şu anda üstüne koyduğumuz her bir gram ağırlık bile bu sistem kaldırmıyor bunu demek. Yani biz gömleğin en alt düğmesini yanlış iliklemişiz. Bundan sonraki her düğme yanlış olur. Biz dördüncü düğmeye kadar gelip de son iki düğmeyi iliklemiyoruz. En altta yanlış. Yani işin, sistemin en başı, temeli yanlış. Evet. Bunu düzelttiğimiz vakit yavaş yavaş taşlar yerine oturacaktır. Ama biz bu konuda da hiçbir çaba, hiçbir gayret şey yapmıyoruz. Niye? Eğer böyle bir çaba gayret olmuş olsa, işte özeldekini çağırmıyorlarsa, ildeki mühendisleri işte çağırırlar veya buradaki sivil toplum kuruluşlarındaki mühendisleri çağırırlar, ziraat odalarındaki çalışan danışmanları çağırırlar, bir konsorsiyum kurarlar, ne yapılması gerektiğini oturup konuşurlar. Her bölge için, her ilçe için, belki her köy için ayrı modeller üretebilirler. Yani biz öyle bir sistem var ki Karadeniz'deki model her ne hikmetse Hakkari'ye de uyuyor. Geri dönüyor. Muğla'ya, Marmaris'e de uyuyor. Antalya'daki seraların bol olduğu yere de uyuyor bu sistem. Böyle bir şeyin olmasının imkanı var mı? Mümkün değil. İç Anadolu'da yapıyorsun. Batı Karadeniz, Marmara, her yani geliştirmiş olduğun sistemde tamamen bilime dayalı, herkese ekecekleri veya yapacakları şeye göre ürün programı, hangi bölgeden ben bugün düğmeye bastığımda kaç kilo buğday yetiştireceğim, Kangal'da kaç kilo arpa ekili, kaç dekar arpa alanım var, kaç dekar buğday alanım var ve bunları hatasız görmek isteyeceksin ki ona göre ithalat yapacaksan bunu en zamanında baştan, planlamak lazım. Evet, ama bizde bütün sistem var. Sadece kullanan yok. Ben şöyle diyorum. Tarım Bakanlığı'nda biz işin başını ne kadar değiştirsek değiştirelim. Yani bu şuna benziyor. Sen işte para var, malzeme var, tamam mı? Müteahhit sağlam, tamam mı? Bina yapacak. Ama bina bir türlü ilerlemiyor, temel çekmiyor. Buradaki problem müteahhitten mi? Değil. Demek ki ameleler çalışmıyor. Yani biz bakanlığı değil, bakanlık personelini 65 yaşında oraya gelmiş, oturmuş insanlardan değil artık, genç beyinlerden, eğer oradaki insanlar da olacaksa
üniversite hocalarından akıl satın alarak, tamam mı? Proje satın alarak. Ve çiftçiyle bağlantılı bir şekilde. Tabii, tabii. Yani bu modeli entegre etmen lazım ve bunu aynı eski yazıdan yeni yazıya geçermiş gibi bir günde yapmak lazım. Bunu zamana yaymamak lazım. Çünkü zamansız oluyor zamana yaydığın vakit. O zaman popülizm oluyor. Evet. Yani bu noktalara yani geliyoruz. Yani bu noktada hiçbir hükümetten ben bir popülist yaklaşım beklemiyorum artık. Keskin çizgileri yani neşteri, olacak. Neşteri vuracak. Vuracak. Nerede ur varsa orayı çıkartacak ki bedeni kurtarsın. Başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür güzel, ederim. Keyifli bir sohbet oldu Sayın Küçük. Değerli izleyenler, konuğumuz ziraat mühendisi Sayın Ebubekir Küçük'tü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım dilimiz döndüğünce günceli yorumladık. Bir dahaki Tarım Saati programında görüşmek üzere. Tüm değerli çiftçilerimize bol ve bereketli günler.